Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TETA IT Geometri Kampı'nın 17. haftasının 4. videosundayız. Çemberde açıda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha doğrusu çemberde açıyı bu videoyla bitiriyoruz. Ne anlatacağız? İç açı dış açıdan bahsedeceğiz. Kirişler dörtgeninden bahsedeceğiz. Ve çember yardımıyla çözülebilen sorulardan bahsedeceğiz. Yine önemli bir ders. Sayfa numarası kitabımızda da 165'in sonunda. Yani sağ tarafın alt tarafından başlıyoruz. 166, 167 ve 168'i de sonuna kadar çözüp bitiriyoruz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberde iç açı ve dış açı. içeride oluşan saçma sapan açı ya da dışarıda oluşan saçma sapan bir açı gördüğümüz zaman bunun kuralı iç açı ve dış açıdan da bulunabiliyor. Ama bunun ispatı üçgen bilgisiyle de yapılabiliyor. Yani sen çemberde merkez açı, çevre açı ve teğet giriş açıyı bildiğin sürece bunlarla ilgili bir sıkıntı yaşamazsın. Bu kurallar aklına gelmezse bile ki büyük ihtimalle çoğunluğunuzun aklında kalıyor zaten. Çünkü çemberde açıda hep kuralcı gidiyorsunuz ama çemberde uzunlukta bu kurallar işe yaramayacak haberiniz olsun. Kuralcı gidiyorsunuz bu konuda e o yüzden bunu gördüğünüz anda büyük ihtimalle formülde uygularsınız. Formül diyor ki yani iki tane kiriş arasında kalan içeride oluşan bir açı gördüğünüz zaman burası merkez olmazsa tabi gördüğü yayların toplamının yarısıdır diyor bu. Hocam nereden yapılıyor? İspatı çok basit biz neyi biliyoruz? Çevre açı ya da merkez açıyı biliyoruz ya da teğet kiriş açı. E teğet yok, merkez de yok. O zaman çevre açıdan ispatı yapılabilir aslında. Nasıl bir şey yapabiliriz? Şuradan bir çevre açı oluşturalım şu yayı gören. Hocam şurası A iken gördüğü yay nedir? 2A. Hocam şurası B iken gördüğü yay nedir? 2B'dir. E şimdi şöyle bakacak olursak x açısı neye eşit? x açısı A artı B'ye eşit. Değil mi? Şöyle iki iç açı toplam bir dış açı. Gerçekten de gördüğü yayların toplamının yarısı değil mi? 2A ve 2B'yi topla 2'ye böl. Gerçekten de toplamının yarısı çıktı. Evet. İçeride oluşan bu açıyı gördüğü zaman gördüğü yayların toplamının yarısıdır x. Yani burası 2A ve 2B. 2A artı 2B bölü 2. Oradan geldi. Öbürüne bakalım. Dış açı gördüğümüz zaman da gördüğü yayların farklarının yarısıdır. yine ispatı şeyden çıkıyor aslında. Bir çevre açı oluşturacak olursak şöyle bir. Atıyorum. Şu yaylardan bahsediyoruz ya atıyorum şuraya A diyeyim şuraya da B diyeyim bu sefer açıdan çevre açıdan gitmeyeyim. Buraya A diyeyim buraya B diyeyim. Direkt A eksi B bölü 2 eşittir. Bakalım gerçekten de öyle mi çıkıyor? Göreceğiz şimdi. E hocam B ise burası çevre açıdan B bölü 2'dir. A ise burası A bölü 2'dir. E sen şimdi şuradaki üçgende iki iç açı toplam bir dış açı yapacak olursan eğer X artı B bölü 2 eşittir A bölü 2 olduğundan dolayı X'i de böylelikle A bölü 2 bölü B bölü A bölü 2 eksi B bölü 2 yani A eksi B bölü 2 şeklinde bulabiliyor musun? Bulabiliyorsun. Yani gördüğün üzere bu şekilde çevre açıdan da sonucu ulaşabilirsin. Benim ta sana tavsiyem şu. Öyle içeride bir açı gördüğün zaman yani kesinlikle iç açı kullanmalıyım. Ya da dışarıda bir açı gördüğün zaman kesinlikle dış açı kullanmalıyım diye düşünme. İlk önce üçgen bilgisinden yapmaya çalış. Baktığın üçgen bilgisinden çıkmıyor. O zaman iç açı dış açıyı düşünürsün. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi sorulara bakalım diyeceğim ama bununla ilgili birkaç tane bir şey karşımıza çıkabiliyor. Yani birkaç özellik demeyeyim de sonuç diyelim. Şu iki sonuç çıkıyor. Birinci sonucumuz şu. Hani şu teğetler olursa eğer dışarıda kaçıyor bu. Bak hocam şurası alfaysa şu BAC açısıyla şu açıyla buradaki yayın toplamı ne verilmiş bize? 180 verilmiş. Bakalım gerçekten öyle mi? Şimdi ben buraya bir x dersem. Burası ne yapıyor? 360 eksi x yapıyor. E şurası da alfa ise hocam alfa bak dış açıdan dolayı farklarının yarısı yani 360 eksi x eksi x bölü 2 yani bu 180 eksi x mi yapıyor? 360 eksi 2 x 2'ye böldüğümüz zaman <laughs> 180 eksi x yapıyor. Alfa 180 eksi x ise alfa artı x de eşittir 180 çıktı mı? Çıktı. Bak bir tane güzel bir ispat. Hatta sana birkaç tane güzel bir ispat yapayım. bundan ispat yöntemleri sorularda çıkıyor çünkü önemli. Birinci ispatımız bu. Alfa ile x'in toplamı gerçekten 180. Birincisi bu. İkincisi Hocam ben buradan şu kirişi oluşturacak olursam teğet var ya teğet kiriş açı oluşturmak için. Ben buraya bir alfa dersem gördüğü ya 2 alfa e teğet kiriş açı burada da oluşmuş. 2 alfaysa burası da alfa mıdır? Evet. E, buradan ne çıktı? Alfa alfa buraya da 180 2 alfa kaldı. Gerçekten de bu yay ile burada kaçın toplamı? Bak topla. Ne geldi? Gerçekten de 180 geldi. İkinci bir ispatta bu dostum. Üçüncü bir ispat yapla hatta buradan bir şey geldi bak. Teğet teğet olunca buradan güzel bir şey daha geldi. Bu da aklında bulunsun. Bir çemberde şöyle teğet ve teğet olduğunda çemberde uzunlukta kullanacağız. Bu teğet uzunlukları da birbirine eşit olmuş oluyor. Niye? Çünkü bak alfa alfa x kenar çıktığından dolayı. Tamam. Başka bir ispat var mı? Başka bir ispat da aslında şuradan merkezden yapabiliriz. Şurası merkezse. E hocam merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. E, yapacak olursak bu da bu da yarıçap, bu da yarıçap. Aa hocam, kolları çizildikleri eşit. Nerede eşit? Tabii ki açı ortayda. E, bu açı ortay olmak zorunda. E O zaman buraya ben bir alfa dersem, burası 90 eksi alfa yapar. E Burası da alfa yap. Bak, burası da 90 eksi alfa yaptı. Burası 180 eksi 2 alfa. Hop, şu açı 180 2 alfa yaptı. Ama bu açıyla bu açının toplamı gerçekten 180 oldu mu? Oldu. Çok güzel ispatlar yaptım. Bunlar çözüm yöntemleridir. Dikkat et. Aynı şekilde burada da şu açıyla bu yay. Bak dikkat et. Böyle merkezden geçen olduğu zaman şu yayla buradaki açının toplamı bu sefer 90 derece verilmiş. Bu zaten çok basit. Merkez teğet bunu ezberlemene gerek yok. Bilmene gerek yok. Ama tabii ki şunu bil. Teğet teğet olunca tamam eşit oluyor. Birincisi bu. Çember uzunlukta da bundan bahsedeceğim zaten. İkincisi de açıyla yayın toplamı 180. Ha bilmesen de kendini nasıl çıkartırsın zaten de. Yine de bilsen iyi olur. Ama şunu bilmene gerek yok. Çünkü merkez teğet çektik yaptık. E hocam burası alfaysa, alfa alfa 90 ise burası 90 eksi alfa yapıyor. Alfa ise merkez açıdan alfa. Gerçekten bu açıyla bu açının toplamı 90 çıkıyor mu? Çıkıyor. Kendi sonuca rahat bir şekilde bence burada ulaşırsın. Tamam sonuçları da hallettik. Hadi gel şimdi sorulara bakalım. Oha dedin soruya bakar bakmaz. Bu ne ya dedin. Hocam bir sürü saçma açı var orada. Ne yapacağız biz? Deme öyle. Sen yine sana verilen bilgilere yoğunlaş. Açı ve gördüğü yay. Hocam 30 ise gördüğü yay 60. Hocam 40 ise gördüğü yay 80. Beni içerideki şu açı şu açı şu açı aslında ilgilendirmiyor. Üçgen bilgisayla çıkıyor mu? Çıkmıyor maalesef. Buna ait işte iki iç açı bir dış açı. Burada da iki iç açı bir dış açı. Şu açılar falan filan yok. E o zaman iç açı dış açı var mı diye bakacağız. Normalde şuraya baktığın zaman hocam şu kiriş ile bu kiriş arasındaki açı soruluyor bana. Ben normalde bu yay ile bu yayın toplamını bulursam eğer olay bitti. A toplamı da belli. 80, 60, 140 ya. 360'dan çıkartırsak bu ikisinin toplamı geliyor. Ya da bence şöyle yapalım. E bu açıyı bulmaktansa gördüğü yaylar yok ya. Bu açıyı bulursam daha sağlıklı olur. Bu açı bin, bulunabilir. Gördüğü yaylar bak neye eşit? 80 artı 60 bölü 2. 140 bölü 2'den kaç eşit oldu? 70'e eşit oldu. E hocam beta 70'e eşitse alfada kaç yapacaktır? 180'e tamamlayan açısı 110 derece yapacaktır. Yani Alfayı böylelikle 110 derece olarak buluruz. Örnek 30'da. Geldik örnek 31'e. Sen şimdi bu soruya baktığın zaman. Yani bu soruyu gören masum köylü ne yapar? Ya hocam burada bir iç açı var. Buraya A derim buraya B derim. 100 A artı B bölü 2 eşittir. Doğru. A artı B'yi bulursun. Sonra 40 A eksi B bölü 2 eşittir. O zaman A eksi B'de 80 mi çıkar? Evet. 2 bilinmeyen 2 denklemden sonuca ulaşır mısın? Ulaşırsın. Tamam. Ama ben ne dedim sana? Öncelikli olarak böyle üçgen bilgisinden falan yapmaya çalış. Ben oradan yapacağım. Dediğim gibi şimdi şurası A burası B ise A artı B bölü 200 ise A artı B'yi 200 buldun. A x B bölü 2 kırsa A eksi B'yi de 80 buldun. Taraf tarafa toplarsan 2 A eşittir. 280'den B'ler gidiyor. A'yı da 140 bulursun. A 140. E o zaman A 140 sa benden ne isteniyor? E'de yayının e ölçüsü. 140. B'ye de kaç kalıyor? 60 kalıyor. O şekilde bulabilirsin. Ama bak şimdi bak 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 bak. Ben kendi tercihlerimden yola çıkıyorum. Öncelikli olarak bu çevre açı ya da buradaki açı çevre açı diyebilirsin. Hocam ben buraya bir alfa dersem gördüğü yay 2 alfa. A 2 al, alfaysa alfa ise burası da alfa oldu mu? Evet. Zaten ED yay isteniyordu. ED'ye yoğunlaşmam mantıklıydı. 2 alfa çıktı burada. E sonra ne yapacağım? 40'ı kullanacağım, 100'ü kullanacağım. Ne var burada? Aa bak üçgen bilgisi var. Boynuz var burada. Boynuzdan dolayı şunu alfanın 40'ın ve alfanın toplamı yani 2 alfa artı 40 eşittir 100 olduğundan 2 alfayı böylelikle 60 buluruz. Zaten benden ne isteniyor? 2 alfa isteniyor benden. Cevap direkt 60 çıkar. Önce verilen bilgileri kullan. Sonuca rahat bir şekilde ulaşırsın. Evet geldik örnek 32'ye. 80 verilmiş hocam. 80 ise gördüğü yay 160. E şu teğet teğet büyük çemberde. Hani böyle teğet teğet olunca bu açıyla bu yayın toplamı bu açıyla bu yayın toplamı 180 yapmıyor muydu? Yani senin şuradaki açın kaç derece oldu? 20 derece oldu. Şimdi bu çemberi düşün. Hocam teğet teğet. Bu açıyla bu yayın toplamı da 180 yapıyordu. Yani burası 20 ise buraya da 160 derece kaldı. E hocam burası 160 derece ise çemberin ölçüsü 360 ya. Buraya 200 kaldı. Ana çevre açıdan dolayı alfayı da böylelikle 100 derece olarak bulur muyuz? Buluruz. Örnek 32 100 bulduk. Gördüğünüz üzere bir sonuç vermiştik ya o sonuçtan dolayı çıktı. Geldik örnek 33'e. Hocam 50'den dolayı burayı 60'dan dolayı burayı bulup sonra 360'dan burayı bulup alfayı buluruz diyebilirsiniz. Ya da 50-60 daha 110 180'e tamamlayan açısta kaç yapıyor? 70 derece yapıyor. Evet. 70 derece yapıyor. Burası 70 yaptı. E. e, burası 70 e. T, T, açıyla yayın toplamı 180'di. O zaman burası 140 değil dikkat 2 kat değil. Toplamı 180 olacak. Buraya 110 kaldı. A alfa 110'u görüyor. Alfa da kaç yapar o zaman? 55 yapar. Yani cevabımız 55 derece oldu 33. soruda. Geldik 34'e. Şimdi bu soruyu bak başka yerde göremezsiniz. Görseniz bile Türkiye'ye ilk sokan benim ha dikkat. Bir katlama bir katlama. Tamam şimdi çözelim soruyu. Ne diyor soruda? Daire şeklindeki bir karton AD ve BC boyunca katlandığında şekil 2'deki parçalar T noktasında teğet oluyor. Dur bir şey merak ediyorum. Öncelikle sen bu soruyu çözmeye çalışır mısın? Tamam çok ince nokta var. Evet ince noktalı bir soru. Ama her ince noktayı ben sana mantığını verdim. Ya bakalım şurada da küçük bir nokta var. Şu katlamaları sen nasıl kullanacaksın? Kullanabilecek misin? Önemli olan parça o. Sonra sorun içerisinde ben sana dur. Buradan sonra devam et diyeceğim zaten bir yere kadar. O mantığı eğer görebilirsen, görebilirsen değil de kullanabilirsen çok güzel olacak. Ve verilen her bir bilgiyi kullan. Lütfen kullan. Tamam. Şimdi ne yapalım? Ben çözeyim. Ne demiş? 40 demiş. DT ve TA. Şu 1'e 2 oran. Şurada da 1'e 2 oran verilmiş. Burası da 40 verilmiş. Öncelikle şöyle bir katlama var. Gençler şöyle düşünseniz ya. Sen bunu aldın katladın buraya koydun. Değil mi? Şimdi sen buradaki daire parçasının daireye tamamlanmışı bu değil mi? E sen bunu da daireye tamamlasan böyle. Hop bu daire. Şu en baştaki daireyle aynı değil midir? Evet. Bak çemberdeki böyle katlama sorularında bunu kullanıyoruz. Lütfen dikkat. Bak ne güzel oldu. İlk baştaki daireyle yani sen burada şunu da yapabilirdin. Şunu açtın tamam eyvallah. Açtığın zaman bir içine yarıyor mu? Yaramıyor. E ne yaptın? Bu katlanmışı. E şunun daireye tamamlanmışı bu ya. Bak bunun daire tamamlanmışı bu. Yani senin ilk baştaki dairenle eş daire bu. Ya e aynı şeyi burada da yapabilir miyiz? Şunun daireye tamamlanmışı. E bu, e bunun da daireye tamamlanmışı hop şu. Yani bu da ilk baştaki daireyle eş daire değil midir? Evet. Yani senin bu dairelerin ne oldu? Eş daire oldu. Bak ince nokta burada bu. Tamam ilk ince nokta buydu. Tamam buraya kadar sen yapamamıştın. Şimdi yaptın, uğraştın, bir şey öğrendin. Sorunun bundan sonrasını sen devam et bakalım. Tamam? Ve bu arada katlanmışları da şöyle bir açalım istersen. Katlanmışlar da. Hop şöyle. Hop şöyle. Yani elimizde olan 3 daire. içerideki daire. Şu soldaki daire. Sağdaki, sağdaki daire. Birbirinin eşi oldu. Tamam devam edelim şimdi. Adam bana burada şey vermiş. Aslında biz soldaki daireye ve sağdaki daireye baktığımız zaman. iki çember birbirine teğet olmuş değil mi? He. çember birbirine teğetse ne yapıyorduk gençler? Ortak teğeti çiziyorduk. Şuradan bir ortak teğeti çizelim bakalım. Bak ama şu çemberleri düşün. Bak 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 bak. Şu çemberleri düşün. Şu çemberi ve şu çemberi. Daha doğrusu daireyi düşün. Hocam bu dairelerde ortak teğet çizdik. Ortak teğeti çizmekteki amaç neydi? Her iki çemberde de teğet kirş açıyı kullanabilmekti. Adam zaten bana bu yaylardan bahsetmiş. Bir de şuradaki yaylardan bahsetmiş. Bu yayları da kullanacağım. O zaman teğetlik var ya. Teğet kirş açı oluşturayım. Şuraya ait. Hemen ilk işim şu olmaz mı? E burada da bu olmaz mı? E burada da aynı şekilde şu olmaz mı? Şuradaki teğet kiriş açı. Bu yayda işin içinde ya. Ya da bunu çizme istersen fark etmez. Çizmeden de yapabilirsin. Belki bu bilgiler bana yeterli olacak. Belki. Belki. Bakacağız. Şu teğet kiriş açı. Şuradakileri çizdim. E buradakileri çizince. Hocam teğet kiriş açı. Ben buraya bir alfa dersem. Gördüğü yay 2 alfa. E sonra ne yapacağız? E bu yayla bu yayda 1 bölü 2 oran var. Yani burası 4 alfa. A burada bir çevre açı var. O zaman burası 4 alfaysa burası da 2 alfa mı oldu? Aynı zamanda şunlar da birbirine paralel olmuş oldu. Neyse, takma onu kafana. Evet, burası 4 alfaysa burası da 2 alfa oldu. Güzel. Şimdi o zaman şurada da aynı şeyi söyleyelim. Hocam şuraya beta dersen gördüğü yay 2 beta. E hocam burası 2 beta iken 1'e 2 oran verilmiş. Burası 4 beta mı oldu? Evet. Şimdi dikkat et. Senin burası 4 alfa 2 alfa toplamda Kaç alfa yaptı? 6 alfa. Hocam şurası 6 alfa. E şurası da şöyle katlama açıldığı zaman. 6 beta mı burası da? Evet burası da 6 beta. Alfa artı betayı bulursak sanırım olay bitecek arkadaşlar. Bitecek değil mi? Bitecek bitecek. Çünkü e, benden ne isteniyor arkadaşım? Benden AB yayı isteniyor. Şuradaki XY isteniyor. E, şu toplam belli olursa ben şurayı da bulmuş olurum. En azından X cinsinden ya da y deyip de iki bilmeyen cinsinden de devam edebilirsin. Sıkıntı değil. Neyse ben ne yapmalıyım? Ya burada 4 alfayı kullandım iki alfa. Burada da 4 betayı kullanayım. Hop burası da 2 beta mı oldu? Evet. Şimdi ben 40'ı nasıl kullanabilirim? Hocam 40'ta 40'a ait bak şurada bir dörtgen var. Dörtgen iç açıları toplamından gidebilirim değil mi? Evet. E 40. Ondan sonra şurada kaçı? Şurada kaçı? Şu açının toplamı. E burada kaçı belli mi? Belli. 2 alfaysa burası 180 eksi 2 alfa. Hocam burası da 180-2 beta. Hadi toplayalım bunları. 40 artı 180-2 alfa artı 180-2 beta artı bir de buradaki alfa artı beta. Dört genç açıları toplamından alfa artı beta eşittir 360 yapmalı. 360 şu 2 180 ile gitti. Şu eksi alfa yapıyor. Bu da eksi beta mı yapıyor? Evet. Öbür tarafa attım. Alfa artı beta yaptı burası. Burada da ne kaldı? Sadece 180'ler gidince 40 kaldı. Vay vay vay. Alfa artı beta 40. Bak dikkat. Şurada 6 alfa var. Burada da 6 beta var. 6 alfa artı 6 beta ne yapar? 6 kere 4 24 240 yapar. Hocam şu ikisinin toplamı 240'sa e şu ne kaldı bunların toplamına? 120 kaldı. Değil mi? O zaman burası 120 eksi x yaptı arkadaşlar. Ya da y diyebilirsiniz. Hocam x artı y 120 sonra 40 eşittir x eksi y bölü 2 deyip oradan da yola çıkabilirsin. İstersen oradan yapalım. Şuraya y diyelim. Şimdi dikkat. Ben denklemden ne buldum? Şimdi 6 alfa artı 6 beta 240 ya. X artı y 360 yapması için. E, hepsinin 360 yapması için. X artı y'yi ne bulduk arkadaşlar? 120 bulduk. 240'ın 360'a tamamlayanı. Bir de x eksi y bölü 2 40 değil mi? Evet. x eksi y bölü 2 de 40'sa x eksi y'yi de buradan 80 bulduk. E, 2000'in 2 denklem taraf tarafa toplarsam y'ler gidiyor. Topladım. 2x geldi buradan. 200 geldi. Ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 100 derece olarak buluruz. Evet gençler zor bir soru mu? Maalesef zor bir soru. Ama yani hep böyle kolaya da alışmayın canım. Böyle zorlarla da uğraşacağız tabii ki değil mi? Ama şu teknik çok güzel değil mi? Katladığın zaman şunu çembere tamamladığın zaman bir şey gelmedi ama bunun çembere tamamlanmışı bak bunun çembere tamamlanmışı bu ya katlanmışında da çembere tamamlanmışının eş çember olması bunda. Aynı şekilde burada da bir eş çember yakalamak çok mükemmel bir şey değil mi gençler? Vallahi çok mükemmel, harika bir şey. ÖSYM'e bak, bilmiyorum ama son 2018'den beri çemberle ilgili gerçekten kolay sorular soruyor. Artık zorlaştıracakmış gibi geliyor. İşte al sana zor soru, al sana zor soru. Adam öyle bir şeyden nereden soru sormuştu? E, çok genlerden öyle bir zor soru sormuştu ki çoğu kişi yapamamıştı. E, bu zor soruyu ya çemberden seçersin, al bu soru. E bu soru çemberde uzunluğa da uyarlanabilir. Uzunlukta da göreceksiniz. Dairede alana da uyarlanabilir. Alanda da göreceksiniz zaten bu soru tipini tamam mı? Evet örnek 34. Gerçekten çok zor bir soruydu. Ve böylelikle bulmuş bulunuyoruz. Şimdi geldik. İç açı ve dış açıyı bitirdik. Kirişler dörtgenine. Adı üstünde. Kirişlerden oluşan dörtgene kirişler dörtgeni diyoruz. Ve karşılıklı açılar toplamı 180 derecedir. Nereden geliyor hocam? Bak şimdi burası alfayken gördüğü yay 2 alfadır. Hocam burası 360'a tamamlıyor. 360 eksi 2 alfa kaldı burada. E burası 360 eksi 2 alfaysa ise burası da yarısı 180 eksi alfa olmak zorunda değil mi? Evet. A gerçekten bu ikisinin karşısındaki açılar toplamı ne oldu? 180 derece oldu. Hocam diğer açılarda da aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani burası beta ise burası 180'e tamamlar. Yani burası 180 eksi beta yapar. Evet kirişler dörtgeninin güzel bir özelliğidir bu. E, bunu bilmekte fayda var. Bazı zor sorularda gerçekten çok hoş oluyor bu. Karşılıklı açılar toplamı 180. Bunun tersi de doğrudur. Geometride zaten söylediğimiz şeylerin tersi de genelde doğru oluyor. Yani karşılıklı açılar toplamı 180 derece ise o zaman bu bir kirişler dörtgenidir diyeceğiz. Tamam. E kirişler dörtgeni karşılıklı açılar toplamı 180. Bitti gitti. Hadi bakalım şuraya. Hocam büyük çember, orta çember, küçük çember verilmiş. Ta en küçükteki çemberden bu çembere geçiş yapacağım. Peki burada nasıl bir geçiş yapabiliriz? Gençler, burada şöyle bir geçiş yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Vallahi bu çemberler ortak bir şey yok ama şu iki çember kestiği zaman ortak kirişi e, bunun da kirişi oluyor, bunun da kirişi oluyor. Ancak öyle bir geçiş yapabiliriz. Bak böyle bir geçiş yaptığın zaman aa burada bir dörtgen hatta kirişlerden oluşan bir dörtgen oluştu. 80 ise karşısındaki kenarı da 80 değildir. Karşısındaki açı toplamları 180 değil midir? Evet. 80'in 180'e tamamlanı 100. Buraya da 80 kaldı. Aynı mantığı şurada da yaparsak biz şimdi. Hop hocam şu kirişçilersem burada da bir kirişler dörtgeni çıktı. Kirişler dörtgeninden dolayı 80 ise 180'e tamamlayanı 100'dür. Hocam buraya 80 kaldı. Aa burada da bir kirişler dörtgeni var. Alfa artı 80'in de kaç yapması lazım? 180 yapması lazım. Alfayı da böylelikle 100 derece olarak buluruz. Örnek 35 100 çıktı. Geldi örnek 36'ya. Ne yapacağız burada? İkiz kenarlık. Bunları nasıl kullanabiliriz? Hocam kirişlerin ayırtları yaylar birbirine eşit. Eyvallah. Hocam beşgen bu dörtgen falan da değil. Allah Allah ne yapacağız burada? Ancak ve ancak şu şekilde yapabiliriz. Ancak şöyle bir ikiz kenar oluşturabiliriz. Tepe açısı 100 ise taban açıları da 40-40 olur. 180'e 100 çıkartıp 2'ye böldüğümde. Hatta 40 ise çevre açıdan burası 80. 80 ise burası da 80 mi yaptı? Ya da 40 sa burası da 80. Evet. E başka ne yapacağız? Aa şu. Şuraya ben bir alfa dersem eğer. Alfa dersem. Tamam alfaydı ya. Alfa x 40 yaptı burada. Ve şuradaki dörtgen. Bak dörtgen oluştu. Beşgen bitken bir şey yapamıyordum ama. Şimdi bir dörtgen oluştu. Hem de kirişlerden oluşan bir dörtgen. Kirişlerden oluşan dörtgende karşılıklı açılar toplamı 180 değil miydi? Evet alfa ile alfa x 40'ın toplamı 180 yapacak. 2 alfa buradan 220 yapar. Alfa da böylelikle 110 derece olarak buluruz. E zaten bizden alfa isteniyor, BCD açısı isteniyor. Bitti gitti. Cevap 110 çıktı arkadaşlar. Bak, girişler dörtgeni gerçekten çok güzel ve çok kolay. Şimdi burada ne var? Ya bir soru verildiğinde hocam bizim için önemli olan çevre açığı, merkez açığı açı, merkez açı ve teğet kiriş açı. Açı ve gördüğü yer çok önemli. Hocam ben buraya x derim, burası 2x olur. Olur mu öyle şey. Niye teğetle kiriş arasındaki açı mı bu? Değil, teğet kiriş de, açı değil. Burası teğet değil. O yüzden burada kaç ile ilgili bir şu an bir yorum yapamam. E hocam ne yapacağız burada? Bak bu da dış açı. Hocam gördüğü yayların farklarının yarısı. Yok girme. İlk önce sana verilen bilgileri bir şöyle bir kullanmaya çalış. E, bak, burada çünkü buraya A dersin, B dersin. Buradaki dış açıya göre de C dersin, D dersin farklarının yarısı dersin. İşlem kalabalığı olur. Biz zaten e, bir, iki 2 bilinmeyeni sevmiyoruz. 3 4 bilinmeyeni hiç sevmeyiz zaten. E başka ne yapacağız hocam? Burada özel bir durum var mı diye bakalım. Özel bir durum şöyle hocam böyle şurada bir boynuz var. Aa boynuz. Boynuz da bu merak ya da şu üçünün toplamı burası değil mi? Evet. Yani alfa 30 ve 20'nin toplamı. Alfa artı 50. E hocam ters açıdan burası da alfa artı 50. E, bunlar ne iş mi olacak? Bak bak bak. İki tane açı çıktı. Karşılıklı. Bak ne var burada? Ne varmış burada? Halimiş bizim dörtgenimiz. İşte buradaymış. E bu bir kirişler dörtgeni değil mi gençler? Kirişlerden oluşan bir dörtgen. E karşılıklı açılar toplamı 180. E buradan alfa ile alfa artı 50'yi topladığım zaman kaç yapmalı? 180 yapmalı. E buradan 2 alfa eşittir 130 yaptı. Alfayı da böylelikle 65 derece olarak bulduk. Cevap 65 gençler. Örnek 37'yi bu şekilde bulduk ama alfa isteniyor bizden. Evet. Ve geldik. Kirişler dörtgeninin son sorusuna. Ne var burada? O1 merkezi çember. O2 noktasından geçtiğine göre alfa nedir diye soruluyor. Bak şimdi. Bu çember, şu büyük çemberdeki bir açı verilmiş. Buradaki açı soruluyor. E biz öbür çemberde öbür çemberi geçeceğiz. Hocam şu kiriş çizsek. Hani ortak kiriş oluyor ya. Bak burada bir işimize yaradı mı bu? Cık, yaramadı. Bana verilen bilgiyi kullanmak zorundayım. Bana verilen bilgi. Bak O1 ve O2 merkezleri verilmiş. Aa O1 ve O2 merkezleri var ve O2 merkezi şu çemberin üzerinde. Demek ki ben bunu kullanacağım. Peki geçmiş senin geçmişine şöyle bir gözlemleyelim. Ya da bizim geçmişimizi şöyle bir gözlemleyelim. Hocam en etkili silahımız neydi? Yarı çap. E şuradan çizmek mantıksız. O birinin nerede olduğunu bilmiyorum. Şuradan bir yarı çap çizsem hop şu. Şuradan da bir yarı çap çizsem hop şu. Ana ne çıktı burada? Hocam kirişler dörtgeni ya da şurada bir merkez açı çıktı gördün mü? İşte bu. Sana bir tavsiyede bulunayım mı? Yani şu şekilde iki çember verildiğinde bu iki çemberin bir tanesinin merkezi şunun üzerindeyse ortak bir şey bulmak istiyorsan şu yarıçaplarla bir merkez açısı Çünkü şunun merkez açısı büyüğünün çevre açısı olmuş oluyor. Ya da şöyle bir şeyle karşılaşabilirsin. İki çember verilip de sana iki çemberin merkezleri o yaylar üzerinde verilebilir. Bak dikkat et. Yarıçap çizmek çok önemli. Sen çizdin bunun yarıçapını. A, buradan çizilen yarıçapla, buradan çizilen yarıçap aynı. Al sana yarıçap, al sana yarıçap, al sana yarıçap, al sana yarıçap. Ne çıktı burada karşına? Bak, yarıçap, 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 yarıçap. İki tane eşkene üçgenle de karşılaşabilirsin. Burada ne yaptık? Şunu kullandık. Yarıçap çizdik, yarıçap çizdik. A, ne oldu burada? Bir, şu çemberde merkez açı oluştu. Amacım zaten bundaki bunu taşımak. İki, büyük çemberde bir çevre açı oluştu. Ya da Şurada bir kirişler dörtgeni oluşmadı mı? Oluştu. Kirişlerden oluşan bir dörtgen. Bak bu soruya şöyle bir yıldız at. Önemli. E burası 150 ise burası ne olacaktır o zaman? 130 derece olacaktır. Şimdi buradaki merkez açımız 130. E alfada çevre açısı isteniyor. Bak bu yayı bulabilirim ben. 130 ise gördüğü yay merkez açıdan 130. E hocam açı ve yay ilişkisi 1'e 2 oran var. E 130 ise burası. Alfamızda kaç yapacaktır? 65 derece yapacaktır. Yani alfayı böylelikle 65 derece olarak bulduk. Gördün mü? Çok güzel bir soru. Şuna şöyle bir yıldızı şöyle bir at lütfen. Geriye dönüp bir daha bu soruya bak lütfen. Tamam Evet. Geldik şimdi çember çizilerek yapılan sorulara. Gençler biraz şöyle büyüteyim kendimi öyle konuşayım istersen. Ee, üçgen sorusu geldi karşıdan. Üçgen sorusunda harflendirmeleri yaptın, onu yaptın, bunu yaptın, şunu yaptın çıkmıyor soru bak. Özellikle açı sorularında. Hiçbir şeyden çıkmıyorsa o zaman şunu düşüneceksin. Acaba çember çizilebiliyor mu? Bazı dörtgenlerin çevresine ya da bazı üçgenlerin çevresine çember çizilebilir. Aslında her üçgenin çevresine bir çember çizilebilir de her dörtgenin çevresine bir çember çizilemez. Bu dörtgen Böyle karşılıklı açılar toplamı 180 derece olursa çizilir. Onda da kirişler dörtgen oluşur. Mesela dikdörtgenin dörtgenin etrafına çizebilirsin. 90-90-180 Karenin etrafına çizebilirsin. Karşılıklı açılar 180 derece olursa. İşte burada da ilk etapta şunu diyeceğiz. Soruya baktık. Soru çıkmıyor. E acaba çemberden çiziliyor mu? Sorusuyla karşı karşıya kaldım. Çemberden çiziliyor mu diye kendi kendine sorduktan sonra o zaman şu tekniklere bakacaksın. Birinci tekniğimiz Kirişler dörtgeni mi? Biraz önce ne dedim ben sana konuyu anlatırken? Kirişler dörtgeni gördüğümüz zaman karşılıklı açılar toplamı 180 derecedir dedim değil mi? Evet bunun tam tersi de doğrudur. Karşılıklı açılar toplamı 180 derece ise mesela bununla bunun toplamı 180 ise e, otomatikman burası beta ise burası da 180-beta eksi oluyor. Bu bir kirişler dörtgenidir. Etrafına bir çember çizebilirsin. Tamam. İlk etapta buna bak. Kirişler dörtgeni mi değil mi diye. Anlaştık. Hadi bakalım. Şimdi sorusuna bakalım. Soruya baktın. Hiçbir şekilde açı değeri yazamıyorsun. Yazıyorsun da 105 burayı 75 yapıyor. İyi, bu 75 burası da 105 yapıyor. Ya hocam başka da bir açı değerleri yazamıyorum maalesef. Hiçbir açı değeri yazamıyorum. O zaman düşüneceğiz. Acaba bu bir kiriçler dörtgeni mi? Bak hocam 105'e 75 toplamları 180. Ya da şurası da 100, burası kaç? 60. Burası kaç? 40-20 daha 60. Burası kaç? 120. A 60 ile 120 toplamı 180. Bu bir kirişler dörtgeni oldu. O zaman etrafına bir çember çizilebilir mi bunun? Çizilebilir. Bitti. Şimdi alfa'ya yoğunlaş. Alfa burada. Alfa bu yayı görüyor. Bu yayı gören şu açı değil mi? 65 ise gördüğü yani 130. 130sa bak burası da 65 mi yaptı? Evet. Alfa'yı böylelikle 65 derece olarak bulduk. Evet, İşte kirişler dörtgen dediğimiz olay bu. Geldik şuraya. Hocam soruya baktık. Aa hemen soruya baktık. Soru hiçbir şekilde çıkmıyor. Çıkmıyorsa o zaman çemberden çıkıyor diye bakacaksın. Çember acaba bunun etrafına bir çember çizsem. Evet her üçgenin etrafına çember çizilebilir ama doğru çemberi çizmeliyiz arkadaşlar. Çizdikten sonra güzel bir şey özel bir durum oluştu mu burada oluşmadı. Sil. E ne yapacağız? 90'ları yorumlayacağız. Hocam burası 90. E burası da 90. E yani şurası da 90. Aa, 90 A 90'a 90. Bak burada bir dörtgen var. Bu dörtgende karşılıklı açılar toplamı 180. Karşılıklı açılar toplamı 180 olduğu için bu ne olmak zorunda? Kirişler dörtgen olmak zorunda. Etrafına bir çember çizebilirim. Tamam etrafına bir çember çizdim. E, ee, şu ikiz kenarlığı kullanamadım. Bu ikiz kenarlığı ben nasıl kullanabilirim? İstersen soruyu böyle de devam ettirebilirsin. Hocam 90 ise şuraya kadar ki kaç yapıyor? 180 yapıyor. Sonra 180 ise burası da 180 yapar. E o zaman kirişler eşitse bunlar 90 90 yapar. Alfa 90'ı görüyor. Burası da 45 diyebiliriz. Ya da ya da ya da hocam x kenarlığı kullanayım. Şuradan şunu çizeyim şöyle. X kenar dik üçgen oluştu. E burası 45, burası da 45 mi oldu? E 45 ise gördüğü yay 90. E burası 90 ise burası da 90 mı 45 mi oldu o zaman? Evet. Çünkü çevre açıdan dolayı. Alfayı da böylelikle 45 derece olarak buluruz. İşte kirişler dörtgen dediğimiz olay bu gençler. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi gelelim diğer çember çizme tekniğine. Arkadaşlar diğer çember çizme tekniği de şu. Hipotenüsleri aynı olan iki dik üçgenin etrafına bir çember çizebilirim. Mesela şu iki tane dik üçgenin etrafına bir çember çizerim. Bu nereden geliyor zaten? Hocam bu zaten kirişler dörtgeninden geliyor. Karşılıklı açılar toplamı 180. Bunda bir sıkıntı yok. Etrafına bir çember çizilir. Peki bu nereden geliyor? Şu dik üçgenle bu dik üçgenin etrafına ya o köşelerinden geçecek şekilde bir çember çizilebiliyormuş. Niye? Bunun da mantığı şu. Çapı gören çevre açı 90 derece değil miydi? Evet. Çapı gören bak şimdi bir dik üçgen var. Şöyle çemberimiz var daha doğrusu. Hocam bu çapı gören çevre açı 90 derece ya. O senin dik üçgeni şöyle de olur. Şunu da yapsan, "Aa bu da çapı görüyor. Burası da 90 derece." dersin. Gerçekten iki dik üçgen etrafından böyle bir çember çizilebiliyor mu? Evet. Yani hipoları aynı olan iki tane dik üçgen gördüğün zaman bir dik üçgenin bu diğer dik üçgenin de şu gördüğün zaman o iki dik üçgenin de etrafına yani iki dik üçgenin köşelerinden geçen bir çember çizilebilir. Hatta oradaki merkezimiz hipotenüs üzerinde olmak zorunda. Tamam? Evet, bu önemli arkadaşlar. Tamam, bu karşılıklı olduğu zaman. Kirişler dörtgenden çıkıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Bir de böyle durumlarda da bir çember çizilebiliyor. Mesela geldik soruya. Ya soruya baktıktan sonra hemen şunun fark etmişsindir. Hocam 90'dan kenar ortaya çizildi muhteşem 90'dan kenar ortaya çizildi muhteşem Sen burada bu soruyu a bir noktadan eşitlikler var. Eşit uzaktaki noktalar kümesi. Ah hocam bu noktalardan da şöyle çember çizilebilir diyebilirsin. Hatta çemberin merkezi burası olur diyebilirsin. Hatta bu tür sorularda şöyle de yapabilirsin. Mesela daha önce çemberde e, üçgende açıda çözdüğümüz bir soru vardı. Şu soru. Mesela şöyle bir soruydu. Soruda ben şunu şöyle vermiştim. Burası, burası ve burası eşit. İşte burası alfa, burası 20. Burası 20 ise alfa nedir diye sormuştum mesela. Hatta dur. Şurası 10 sa alfa nedir diye sormuştum arkadaşlar. Bu sefer de yine aynı mantıktan. Bak bir noktadan 3 tane eşit uzunluk geçirmiş. Aa, Merkez bu olacak şekilde. Çemberimiz bu noktalardan geçmez mi? Evet. Şöyle bir çember çizip de çemberden de yapabiliriz biz onu. Biz normalde onu açılara dalıp da iki iç açı bir dış açıdan yapmıştık. Bak şimdi alfaysa bak burası çevre açı. Gördüğü ya 20. Bak burası da merkez açı. Burası da 20 yapar deyip sonuca bu şekilde de ulaşabiliriz. Yani bir noktaya eşit işte uzaktaki noktalar kümesi gördüğün zaman da aslında çember çizebilirsin. Hatta bu sorunun şuradaki yazdığım sorunun animasyonunu da yapmıştım hatırlarsınız dayanamam videosunda. Ee, ama burada da ne yapacağız? Burada eşit uzunluktan değil de burada şu mantıktan söyleyeyim ben sana. Hocam iki tane dik üçgen var. Açılara böyle iki dik üçgen var. Bazen çember işimizi de kolaylaştırıyor. Bak bir dik üçgen burada. Diğer dik üçgen de şurada. Yani açılara dalınca zor çıkacağını anladıysak hemen şeyden de yapabiliriz aslında. Nereden? Hocam. Çemberden. Hipolara, hipolara, <laughs> Hipoları aynı olan iki tane dik üçgen var elimizde. O zaman çember bunların etrafından geçer. Şuradan şuradan geçer. Hop şöyle bir çemberdir. Merkezinde tam orta noktası değil midir? Evet bak burada çevre açı oluştu. 20 ise gördüğü yay 40. a Merkez açı var burada tam orta noktadan gelmiş. 40 ise burası da 40 yapar? Evet alfayı böylelikle 40 derece olarak buluruz. Bak ne kadar kolay çıktı gördüğünüz gibi. Geldik son şeye. Aynı kenarı gören açıların eşit olduğu durumda çember çizilebilir. Bak şimdi. Aynı kenarımız var burada. Bu aynı kenarı gören açılar nokta açısı burası. Şurayı görüyor. Burada da nokta açısı burayı görüyorsa. Eğer bunun da etrafına bir çember çizebiliriz. Bu nereden geliyor? Aynı yayı gören çevre açılar. Değil mi? Şöyle bir çember. Bak aynı yayı gören çevre açıları düşün. Şöyle 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 şöyle. Hocam burası, alfaysa, burası iki alfa ise burası 2 alfa. 2 alfa ise burası da alfa. Ya yani bunun ters mantığı. Bak bu sefer de ne dedik? Çember olmazsa eğer aynı kenarı gören iki tane açı aynıysa işte tam bunların köşelerinden bir çember çizebiliriz. İşte bu da aynıya gören çevre açı mantığından geliyor arkadaşlar. Bu da çok ince bir noktadır. Bazen buna da dikkat etmek lazım. Mesela sorusuna hemen bakalım. Soruya baktığımız zaman Hocam 70 var 40 var 70 var hiçbir şey yapamıyoruz. Açıları yazamıyoruz. Başka yerde açı yapamıyorum. Ama dikkat et 2 tane 70 70 var. Hocam bu açıda 70 bu açıda 70. Bak 70'ler nereyi görüyor? 70 BC'yi görüyor. Burada da 70 BC'yi görüyor. Aa, 2 tane aynı açımız var. 2 tane aynı açımız aynı kenarı görüyorsa. Üçgenden de soru çıkmıyorsa. O zaman bu soru nereden çıkacak? Çemberden. İşte o açıların köşelerinden ve kenarın köşelerinden bir çember çizilebilir. Çemberimizi çizdik kardeşim şöyle. Tamam. Bizden ne isteniyor? BCD açısı. B, C, D açısı isteniyor. Benden alfa isteniyor. E şimdi çember çizdik ya bu dörtgenin etrafına. Bu dörtgen nasıl bir dörtgen? Hocam kirişlerden oluşan bir dörtgen. A burada kaç kaç derece? 110 derece. E 110 ise karşılıklı açılar toplamı 180 değil mi? Kirişler dörtgeninde. Alfa artı 110 eşittir 180 ise alfa da böylelikle 70 derece olarak çıkar. Ee, böylelikle çemberde açıyı bitirmiş bulunuyoruz. Yalnız en son anlattığım kısım ne olur ne olmaz diye anlattım. Ya işte üçgen çember çizme falan sınavda çıkabilir mi? Çok zor bir ihtimal. İşte bunu en başta söylemedim. Yoksa dinlemezdiniz. Ee, burada da anlattıktan sonra söylüyorum ki en azından böyle bir tekniğin de olduğunu görün. Ee, ya çıkarsa. Ya ama kolay çıkarsa büyük ihtimal kirişler dörtgeni çıkar zaten. E, o kirişler dörtgenine dikkat et. Tamam mı dostum? Evet gençler. Böylelikle çemberde açıyı bitirdik. Yani bu haftayı bitirdik. O zaman 18. haftada çemberde uzunlukta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.